Medyaskop olarak Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Soma ilçesindeki tarımdan madenciliğe dönüşü Çiftçisen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ile konuştuk. Soma aslında dikkat ediyorsanız iki tarafı dağlık, ortasından Bakırçay'ın ilk genişleme havzasının olduğu, toplanma havzasının olduğu, kentin ortasından Bakırçay'ın geçtiği bir kent. Sulu tarım arazileri sadece Bakırçay'ın çevresinde yapılan, çok az yapılan bir tarım tarzı. Ama Soma aynı zamanda kıraç topraklara sahip ve Soma geçmişte ciddi bir tütün üretim bölgesiydi. Tıpkı kınığın kıraç arazilerine, kırk ağacın kıraç arazileri, Akhisar'ın kıraç arazilerinin olduğu gibi. Geçmişte de Soma bir madenci kentiydi. Yani Cumhuriyet'le beraber zaten hep bir maden, kamunun çalıştırdığı bir maden söz konusuydu. Ama aynı zamanda ciddi olarak tütün üretiminin de yapıldığı bir kentti Soma. Yani hem bir madenci kenti hem de tütün üretiminin yapıldığı bir tarım kentiydi. Tarımla uğraşanlar o dönemde, tüttün üretenler madende çalışmazlardı. Çünkü kendi kazandıkları madende alacakları ücretlerden daha yüksekti. Termik santralında da çalışmazlardı. Şu gördüğünüz mevcut termik santralda Torku'nun kamudan aldığı 80'li yıllarda açılan bir santral. Daha önce yanında A santralı var, küçük bir santral. Bir o santral vardı, bir de madende kamuda çalışan maden işçileri söz konusuydu. İki tane de özel sektör vardı ama o dönemde onlar çok güçlü değillerdi. Ecevit hükümeti döneminde, 80 öncesi, bu madenler de kamulaştırılmıştı. Yani Soma'daki bütün maden ocakları ve açık alanlar, maden alanları kamunun elindeydi. Geçmişte hem madenci kentiydi hem de ciddi tütün üretiminin yapıldığı, sulu tarımı çok az yapılsa da bir tarım kentiydi Soma. Bugüne geldiğimizde tarımdan bahsedebilir miyiz Soma'da hala? Şimdi bütün değişimin kendisi aslında 2002 yılında olmaya başladı. Şöyle ki Türkiye'de 1991 ve 2001 yıllarında IMF ve Dünya Bankası'nın tarımda dönüşüm programları uygulanmaya başlandı ve tarımdaki tahribat çok hızlandı. İşte bu, Kemal Derviş'in 15 günde 15 yasa dediği, içinde şeker ve tütün yasalarının olduğu yasaların çıktığı dönemde bu dönemdi. Tütün üretimi o dönemden sonra çok uluslu şirketlerin denetiminde sözleşmeli üreticilik olarak yapılmaya başlandı ve tütün üretimi Türkiye'de bitmeye başladı. Yani bütün bu tütün üretim bölgeleri aslında kıraç topraklar, artık tütün üretilemez, çok az insanın tütün ürettiği bir hale gelmişti. Alternatifi onun zeytindi ama tütün çok daha küçük alanlarda yapıldığı için oralarda dikilen zeytinler de insanların geçimini sağlayamıyordu. 2002 yılında bir şey daha oldu. Enerjiye dayalı bir kalkınma biçimi başladı ve Soma'da ilk defa rödevansla, hak edişle, özelleştirmelerle özel sektöre devredilmeye başladı maden alanları. Bir yanda tarımda bir çözülüş yaşanıyordu. Diğer yanda da enerji alanları genişliyordu. O geçmişin tütüncü çocukları, başka bölgelerden gelen, tarımdan kopup gelenler ocaklarda çalışmaya başladılar. Yani hiç bilmedikleri bir alanda, yer altında çalışmaya başladılar. Bugün için söyleyebilir miyiz? Giderek tarım yapma alanları azalıyor. Gördüğünüz gibi burada bir termik santralı var. Yukarıda Kayrakaltı ve Beşköy'ün ortasında yapılmış bir koloni termik santralı var. Kınık tarafından girişte bir çimento fabrikası var, taş ocakları var. Rüzgar enerji santrallarıyla ekolojik yapı gittikçe bozuluyor. GES'ler yapılmaya başladı, güneş enerji santralları. Soma aslında şu anda
bir tarım kenti olmaktan çıkıp enerjiye feda edilmiş bir kent haline gelmiş durumda. Tütün üretimi su istemez. Kıraç topraklarda yapıldığını söyledim. Onun için sulu tarım yapılan arazilere Soma'nın çok fazla değil ama çok geniş arazilerinde de tütün dikiliyordu. Yani aşağı yukarı 97 yılında 9700 tane tütün üreticisi vardı Soma'da. Bunun anlamı şudur. Bunu 4 ile çarpacaksınız. Yani Soma'nın bütün köylerinde tütün üretiliyordu. Şimdi ise durum değişmiş halde. Zaten su kaynakları termik santrallarla beraber hapsedilmeye başlandı. Balıkesir yolu üzerinde gördüğünüz Sevişler Barajı aynı zamanda bu santralın soğutma suyu. Onun için yapılmış halde. Şu anda Kolin bir baraj yapmış halde ikinci barajı yapmaya çalışıyor. Yani Soma'nın ekolojik yapısını da değiştiriliyor. Üstelik termik santrallarının ve külün ve havanındaki değişimin ekolojik koşullarla beraber zaten üretmekten giderek uzaklaştırılıyor. Bildiğimiz meralarda maden alanlarına veriliyor. Hayvancılık da giderek Soma'da bitiyor. Yani Soma zorunlu olarak tabii ki politikaların sonucunda bu hale gelmiş durumda. Yürütülen tarım politikaları ve enerji politikaları nedeniyle. Ama esas burada dikkatimizi çekilmesi gereken nokta şu. Geçmişte güneşin altında bizzat da toprakla beraber haşır neşir olarak üreten insanlar hiç bilmedikleri bir alana, yani yerin altında kömür üretmeye başlıyorlar. Örgütlenme gelenekleri yok. Sendikanın ne olduğunu bilmiyorlar. Sendikayı bir kamu kuruluşu gibi görüyorlar, bir devlet kuruluşu gibi görüyorlar. Ve onlara her istedikleri yaptırılıyor. Öyle yaptırıldığı için ki tam olarak köyden kopmadıkları ve köylülükte de olan dayabaşı sistemini aynen ocağın içerisinde kurdukları için üretim baskısıyla işte gördüğümüz 301 işçinin katliamı gibi geçmişin tütüncü çocuklarının veya tarımla uğraşanların katledildiği bir olay yaşıyoruz. Soma demokrat bir kentti. Soma'da geçmişte ciddi mücadelelerin olduğu bir yerdi Soma. Belediye seçimlerinde de son dönemlerde yerel yönetimleri zaten CHP kazanıyordu. 2002 yılından beraber hem kırların boşaltılması hem de burada enerjiye yönelik madenlerin ve santrallerin kuruluyor olması yeni bir iş olan olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya göç etmeye başladılar. Soma'nın bütün bir demografik yapısı değişti. Şimdi bu gelişleri de bir takım ilişkiler üzerinden oldukları için Soma'nın gerçek o yapısı, bizim bildiğimiz yapısı giderek değişti. Ve bugün gördüğümüz durum ortaya çıktı. Tabii bunda mevcut sendikanın da rolü büyüktür. Yani eğer gelen işçilerle daha farklı bir ilişki kurulup yürütülseydi bir mücadele hem bu katliam olmamış olurdu hem de Soma bu kadar gericileşmemiş olurdu. Yani esas olarak Soma'nın dışarıdan aldığı göçle beraber yapının değişmesiyle ilişkili bir şey bu. Şöyle bir örnekle anlatayım size. Şu gördüğünüz santralın yan tarafına Kolin santral yapacaktı ve Yırca köylüleri direndiler. Acele kamulaştırma yapılmıştı orada. Karşı dava açıldı. Acele kamulaştırmanın durdurulduğu gün, yani mahkeme o kararı verdiği gün, Kolin 6000 tane ağacı orada katletti. Ve kaybetti aslında, bıraktı orayı çıktı. 6000 tane de zeytin ağacı gitti. Ondan sonra toplu halde zeytin ağaçları dikildi oraya. Ama başka bir şey yaptı. Biraz önce söylediğim gibi yukarıda 5 tane köyün arasındaki aslında tarım toprağı olan topraklar üzerinde orası hep tütüncülerin olduğu bir bölgeydi. Meyvacılık da yapılıyordu.
Orada toprakları satın almaya başladı köylülerden. Köylüler geçmişte kazandıkları tütünden kazandıkları parayı kazanamadıkları için Colin'de çalışma vaatiyle kendi topraklarını sattılar. Kendi topraklarını sattıktan sonra o topraklar üzerinde Colin bugün santralı yapmış halde ama çevresinde tarım yapılma şansı giderek yok oluyor. Pişmanlar çünkü inşaat döneminde çalışma şansları vardı. Şimdi kalifiye işçi çalıştırmak zorundalar. Çünkü bir termik santral çalışıyor. Geç kaldılar. Ve biz oraya gittiğimizde ÇED raporunda orada 5 köyün insanları bizi linç etmeye kalktılar. Yani o kadar orada santralı istiyorlardı. O santralı istemelerin nedeni işsizlikleri ve parasızlıklarıydı, yoksulluklarıydı. Şimdi böyle bir durumda Soma'da belki tarım olarak çok fazla bir muhalefet yapma şansı giderek ekolojik olarak ortadan kalkıyor zaten ama bu tür madenlerde ve termik santrallarında çalışan işçilerin işte bugün 10 yıl önce alamadıkları tazminatları almak için maden işçileri yürüyor. Bir örgütlenme çabası içerisindeler. Onun için Soma açısından ben geç kalındığını düşünmüyorum.